Ressam ve aynı zamanda İyilik ve Sanat Derneği Mardin elçisi Hicret Ayaz İpek bizlerle birlikte. Atölyemde üretimlerimi oluşturmaktayım. Lisans eğitimim Mardin Artuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünde tamamlayıp dereceyle mezun oldum. Batman Sosyal Bilimler resim ana sanat dalında resim bölümü birincilikle kazandım. Eğitimi tamamladım. Halen doktoraya hazırlık aşamasındayım. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür Turizm Daire Başkanlığı'na bağlı Sanat Akademisi'nde resim öğretmeni olarak görevi yapmaktayım. Kurumda küratörlüğünü yaptığım sergiler mevcut. Resim alanında bilgili olmak gerekiyor. Resim yeteneğini en başında sahip olması gerekiyor. Uluslararası ressam olabilmek için yaratıcılığı ön planda olması gerekiyor. Bağlantılı olan yerlerle iletişim halinde olması gerekiyor. Resim sanatında da her zaman daha iyisini arıyorsunuz. Birçok statüde ya da kültürde olan insanlarla belgelerde tanışma fırsatı yakalıyorsunuz. Hedeflerimin arasında başarılı bir sanatçı olmak, başarılı bir akademisyen olmak. Ressamlık meslek olarak eğer seviyorsanız, sanata tutkunuz mevcutsa güzel mesleklerden bir tanesi. İyilik İçin Sanat Derneği'ni temsil ediyorum Mardin'de. Mardin'deki kadın sanatçılarımıza bu anlamda eğitimler verdim. Bu anlamda onları desteklemeye çalışıyoruz. Projelere imza atmalarında yardımcı olmaya çalışıyoruz dernek olarak. Başka birinin yanında nasıl durduğunuza odaklanmak yerine bu enerjinizi kendi üretimlerinizde harcamak en doğrusu. Sanat kariyeriniz boyunca muhtemelen başarısız olacaksınız tabii ki. Herkesin işinizi sevmesini isteyebilirsiniz ama ancak bu olmayacak. Bunda işinizi herkesin beğenmesi bireysel olarak ele alınmalı. Kendinden şüphe duymamalı. Herkesin tekniğinizi veya konunuzu sevmeyeceğini bilmek güçlendirici olabilir. Sorun olarak ele almamalı gerekiyor. Daha da sizin işleyicilerinizdeki üretimlerinizi güçlendirmesi gerekiyor. Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Online bir yayında sanatla programındasınız ve sizi alıp bugün Mardin'e götüreceğim. Mardin'de bizi kim bekliyor? Ressam ve aynı zamanda İyilik ve Sanat Derneği Mardin elçisi Sayın Hicret Ayaz İpek bizlerle birlikte. Hicret Hanım'la tamamıyla sanatı konuşmayı düşünüyorum. Ama öncelikle Mardin'e bir selam göndermek istiyorum. Hicret Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar herkese. Çok güzel Ben bir şehirden evet katılıyorsunuz. Harika. Hicret Ayaz İpek. Kısaca kendimden bahsedeyim. Mardin doğumluyum. Mardin, eski Mardin diye nitelendirdiğimiz alanda atölyemde üretimlerimi oluşturmaktayım. Lisans eğitimim Mardin Artuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünde tamamlayıp dereceyle mezun oldum. Daha sonrasında Batman Sosyal Bilimler resim ana sanat dalında resim bölümü birincilikle kazanıp oradan da eğitimi tamamladım. Şu an halen doktora aşamasındayım. Doktoraya hazırlık aşamasındayım. Şu an Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür Turizm Daire Başkanlığı'na bağlı Sanat Akademisi'nde bünyesinde resim öğretmeni olarak görevi yapmaktayım. Aynı zamanda kurumda küratörlüğünü yaptığım sergiler mevcut. Bunlara da birkaç örnek vermek isterim. Başta Kesişimler sergisinden bahsetmek istiyorum. Kesişimler başlıklı karma sergimizde Mardin'de yer alan resim alanında yaklaşık 20 yıl emek vermiş ressamlarımızı ilk defa aynı çatı altında bir araya getirdim. Bir Mardin konulu işlerle bir araya getirdiğim bir sergi oluşturduk. Bunun sonrasında küratörlüğünü gerçekleştirmiş olduğum farklı bir sergiye de değinmek istiyorum. 27 Kadın, 27 Eser isimli sergi. Bu sergide de Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu bölgesindeki resim öğretmenlerimizi, kadın ressamlarımızı öğretmenler gününde bir araya getirerek onlarla birlikte güzel bir sergi gerçekleştirdik. Buradaki amacım ise bu bölgedeki kadın sanatçıları, başarılı ressamların da var olduğunu onları hatırlatmaya çalıştım. Onların da görünür kılmak istedim. Çok güzel. Yani böyle birinciliklerle, derecelerle mezun olmak bu işi çok sevmeyi gerektirir bir. İkincisi, neden bu işi sevdiğinizi ve neden bu işi seçtiğinizi soracağım aslında da. Ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Çok tebrik ediyorum sizi. İlk önce 20 ressamı bir araya getirdiniz, bir küratörlük yaptınız. Ondan sonra küratörlüğünüzde de
27 kadın ressamı 27 resim sanatla birlikte bir araya getirdiniz. Onlar için de bu son derece değerli olduğunu düşünüyorum bu yaptığınız işin. Çünkü insanlar hani gerçekten hem oradaki ressamların farkına varmak, orada da böyle insanlar yaşıyormuş demesi bir tarafa, o insanlar için de fark edilmeyi de gerektiriyor aslında bu işler. Ne kadar da güzel bir şey. İnsanları bir araya toplamak, bunların çabası içerisinde olmak. Bir anda söyleniyor bunlar ama ne kadar da hani zor olsa da gerek. Yani böyle bir ayarlamayı yapmak, herkesin gününün saatine uyması ve böyle güzel organizasyon içerisinde olmak, çok tebrik ediyorum sizi. Şimdi soruma geçebilirim. Aslında neden bu işi seçtiniz? İyi ki de seçmişsiniz zaten. Çok büyük başarılarla ilerliyorsunuz ama neden seçtiniz? Ya yaratma isteğiyle ortaya çıkan sebeplerden dolayı diyebilirim. Çünkü yaratma isteğim bazen işte araştırırken oluşturmuş, bazen de işte kendiliğinden gelen bir fikirle ortaya çıkıyor. Yani bunu da zaten çalışmalarımda göstermeye çalışıyorum. Bu çalışmalarımda seri şeklinde genelde. Bu konuya işte farklı eskiz ve tekniklerde birçok seri halinde sunarak izleyiciyi önünde sergiliyorum. Çok güzel. Şimdi sevgili izleyicilerimiz içerisinde size baktıkça böyle işte ya biz de acaba çocuklarımıza resmi tavsiye edebilir miyiz ama çocuğumda da işte şu özellikler mi olması gerekiyor? Acaba neyi fark etmemiz gerekir diyenler olabilir. Sizin mesleğinizi seçecek olan kişilerde aslında ne tarz özellikler olmasını daha çok ön planda beklersiniz? Ya ressam nedir diye önce bir küçük kısa açıklama yapayım. Yani ressam çeşitli tekniklerle, araçlarla yardımıyla tuval üzerine resim yapan kişidir. Ressamlar doğayı, insanı veya nesneyi kendi algıladıkları biçimde somut veya soyut bir şekilde yaklaşarak yansıtmaya çalışırlar. Ressamlar yani yaratıcı bir karaktere sahip olan kişilerdir. Estetik anlayışı güçlü olan kişilerdir. Aynı zamanda çevredeki algıladıkları biçimleri kendi hayal güçleriyle birleştirerek oluşturmaya çalışan ve estetik anlayışını da bir araya getirerek yapmaya çalışır ve bunu yeniden şekillendirmeye çalışır üretimlerinde. Ressam olmak için ne gibi koşullar gerekiyor? Tabii ki resim alanında bilgili olmak gerekiyor. Işık, gölge, renk gibi teknik konulara hakim olması gerekiyor. Aynı zamanda resim yeteneğini en başında sahip olması gerekiyor. Yani ressam olmak için eğitim de almak gerekiyor bence. Eğitimle birlikte bunu pekiştirmesi gerekiyor yeteneğini. Yani iyi bir ressam olmak için Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim fakülteleri mevcut. Oralara özel yetenek sınavlarıyla başvurup eğitim hayatıyla birlikte birleştirebiliyor. Bunlar genelde 4 yıllık fakülte şeklinde oluyor. Formal bir eğitim şeklinde oluyor. İşte burada yani özelde ressam olabilmek için de yapmak gerekiyor. Orada da tabii ki resim alanında bilgili olmak gerekiyor. Resim yeteneğine sahip olmak gerekiyor. Bu devlet kurumları ressam olabilmek için tabii ki bu eğitim fakültelerinden mezun olma şartı aranıyor. Öğretmenlik yapabilmek için. Yani uluslararası ressam olabilmek için de neler gerekiyor? Bir kere yaratıcılığı ön planda olması gerekiyor. Yani İngilizce yeterli seviyede bir İngilizce bilmesi gerekiyor. Uluslararası bağlantılı olan yerlerle iletişim halinde olması gerekiyor. Yani uluslararası ressam olmak ne demek? Yeterli seviyede İngilizce bilen, uluslararası bağlantısı olan bir yerde çalışan ressam demek. Uluslararası ressam olmanın avantajları neler? Tabii kişinin çalıştığı alanda kurduğu kariyerin bir adım ileriye taşıması demek. Bu aynı zamanda kişinin çalıştığı alanı hem yurt içinde hem yurt dışında aynı anda gözlemleme imkanı sağlaması demek. Çalışılan alanın başka ülkelerde nasıl işlediğini görmeye yardımcı oluyor bu. Yani şöyle bakınca sanatsal duygusu olan insanların hani bir şekilde fark edilir diye düşünüyorum anne babalar tarafından. Yani illa resme böyle hani başlamış olması değil çocuğun ama bir sanatsal kaygısı olur. Odasının toparlayışında, her şeyin düzene girmesinde. Hani bakarlar ki çok böyle hani farklı düşünüyor, böyle planlı hareket ediyor. İşte her renk uyumuna dikkat ediyor giyim kıyafetinde ya da işte odasının düzeninde. Farklı yani hani bu tür özellikler de olduğu zaman sevgili izleyiciler belki çocuğunuzda
yani bir resim sanatla ilgili de pek çok şey yapabileceğini fark etmiş olabilirsiniz. Ve tabii ki şimdi Hicret Hanım'ın söylediği gibi bu iş çok teknik de bir şey. Yani çok güzel söyledi. Yani bir okulunu okumak, yani o ışık gölge ayarını bilmek, yani çizim yeteneğini bilmek. İçinizde evet o sanatsal ruh var ama bu değil mi Hicret Hanım? Yani bir şeyin bir eğitimle desteklenmesi çok çok güzel bir şey olur. Şimdi mesela evet. Ben bazen metrolarda çizim yapanları görüyorum. Siz de Instagram'da görüyorsunuzdur. Evet. Birkaç durak arasında karşısında oturan kişinin inanılmaz güzel bir şekilde kara kalem çalışmasını yapıyor. Şimdi bu herkesin yapabileceği bir şey midir? Yani bu eğitimle olacak bir şey mi? Çok merak ediyorum. Ya tabii ki genetik gelen yetenek çizim yeteneğimizi ortaya çıkarır ama teknik bilgiyle bu çizimlerimizi daha profesyonel, daha realist hale getirme imkanı tanıyor eğitim. Aynı zamanda farklı bilgilerle birlikte işte bakış açımızı, görüş, görme içimizi de etkiliyor diye düşünüyorum. Çok güzel. Peki şimdi resim sanatını yapmak isteyenlerin karşılaşacağı zorlukların veya sizin karşılaştığınız zorlukların ne olduğunu söyler misiniz? Önden bilsinler de arkadaşlar buna hazır olsunlar diye soruyorum. Evet. Yani tabii ki zorlukları mevcut. Her işin zorluklarının da olduğu gibi. Resim sanatında da her zaman daha iyisini arıyorsunuz. Daha iyi ne yapabilirim diye düşünüp bunlarla ilgili ikilemlere giriyorsunuz yaptığınız üretimlerde. İnsanlar resmi onlara gösterirsiniz diye yaptığınızı zannedip işte sizden de resimlerinizden de bir şeyler bekliyor. Yani aslında bekleyecek bir şey yoktur ortada. Elleriniz, üstünüz, başınız kirli dolaşırsınız ressam olduğunuzda. Etrafta böyle çevrenizde aktif ve pasif bunu alanda işte bir tepki görürsünüz bundan dolayı. Aynı zamanda resimlerimize anlamlarını sormaya çalışıyorlar. Daha da kötü işte resimlerinizi yorumlamaya çalışıyorlar. Sizi işte bu anlamda aynı yorumları izleyicinin beklediği yorumları bizden de bekliyorlar. Aslında biz biraz yaptığımız üretimlerde de yoruma açık bırakmaya çalışıyoruz. Eğer gerçekten zaten kendinize has bir tarzınız varsa çevrenizdeki ressamları sizi kopya etmeye başlıyor. Bununla ilgili işte bütün gün, bazen bütün gece çalışıp resim çıkartmaya çalışıyoruz. Bununla yaptığımız üretimleri işte en fazla galerilerde ya da sergi alanlarında 2 dakika bakıp geçiyorlar. Veya yaptığı yorumlar, eleştirel yorumlar ağır oluyor. O emeği hiçe saymış gibi oluyor. Yani resmi zorlukları yani bırakmayı da bazen düşünüyorsunuz. İşte şey diyorsunuz işte her gün, her saat işte bu şekilde, bu yoğunlukta, bu tempoda nasıl çalışacağım? Ya da resmi bıraktığınız zaman bazen böyle depresyona falan girişiniz de geliyor. İşte artık bırakamayacak hale geliyorsunuz. Her zaman böyle bir yerlerde bir resim çizme ihtiyacı hissediyorsunuz. Ya da bir resim gördüğünüz zaman işte ben de yapabilir miyim diye düşünüyorsunuz. Atölyenizde çalıştığınız zaman da hep böyle bir şeyleri kaçırıyor muyum diye bir düşünce aklınıza takılıyor. İşte kendinizi hapsolmuş gibi hissediyorsunuz atölyeye. Atölyenizde olmadığınız zaman da hep acaba atölyede resim mi yapıyor olsaydım diyorsunuz. Belki de iyi işler çıkarırdım diye düşünüyorsunuz. Yani sizin olmanız yetmiyormuş gibi bir de bu işin sanat eleştirmenleri, galericiler, müze müdürleri, küratörler, işte dergiler, sanatseverler vesaire, atölye sahipleri bir de bunlarla işbirliği içindeyken. Şimdi biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Yani biz dediniz bazen yoruma açık bir şekilde bırakıyoruz resmi ki herkes kendine ait bir yorum hissetsin diye. Ben buna mesela hani çok hayranlık duyuyorum. Niye? Çünkü siz sadece renklerle kağıda bir duygu aktarıyorsunuz. Yani hani bazılarının çok hüzünlendiği, bazılarının başka bir anlam yüklediği çizimler yapıyorsunuz ve bunu sadece renklerle yapıyorsunuz, çizimlerle yapıyorsunuz. Bu muhteşem bir şey. Hani mesela ünlü ressamların resimlerinin karşısına geçip işte burada aslında ressam şunu düşünmüş. Halbuki mesela hiç alakası yok, hiç onu düşünmemiş. Bu mesela en keyifli taraflarıdır diye düşünüyorum. Ben geliyorum mesela diyorum ki Hicret Hanım burada galiba çok melankolik takılmış mesela. Hani bu renkler böyle falan bayağı bir hani içi karanlıkmış falan. Halbuki orada Hicret Hanım çok güzel bir anıyı başka bir üslupla anlatmaya çalışıyor olabilir. Siz benim arkamda olsanız bunları ben sesli dile getirsem gülersiniz belki de. Keyifli tarafları neler olduğunu düşünüyorsunuz bunun? Yani keyifli tarafları işte
birçok statüde ya da kültürde olan insanlarla mesela sergilerde tanışma fırsatı yakalıyorsunuz. Bunlarla ilgili işte farklı bakış açılarını da öğrenmeye çalışıyorsunuz bu gelen izleyicilerin. Onlarla birlikte aldığınız eleştiriler veya övgülerle birlikte üretimlerimizde değişime de uğramaya başlıyor. Biz de çalışmalarımızda belki o eksik tarafları o şekilde tamamlamaya çalışıyoruz veya işlerimizin güçlü yönlerini daha da vurgulamaya çalışıyoruz bir sonraki sergilerde, sergileme alanlarında. Necdet Hanım, o kadar güzel bahsediyorsunuz ki yani böyle yalın bir şekilde ve çok açıkça söylüyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki sanki bizim yaşadığımız zorluklar yetmiyormuş gibi bir de küratörler, sanat eleştirmenleri mesela yaptığımız resimlere ya şöyle olmuş, böyle olmuş diyorlar. Al bir de bunlarla uğraş diyorsunuz ya. Tamam, o kadar güzel anlatıyorsunuz ki. Şimdi burada sevgili izleyiciler aslında şuna varmak istiyorum ben. İnsanlar kitap yazıyor, resim yapıyor, müzik yapıyor. Hani bunları tamam eleştiriyor olabilir ama eleştiriyi şöyle düşünün. Siz olsaydınız onun yerinde nasıl bir eleştiri olsun isterdiniz? Yani dolayısıyla bir şey yıkmak çok kolaydır. Vurursunuz domino taşı gibi bütün her şey yıkılabilir. Ama o insanın bir de hayatı var, duyguları var. Hani o şekilde vurmamak lazım diye düşünüyorum. Yani bu insan ilişkilerinde de bir şey söylerken üslup çok önemlidir ya. Ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz çok önemlidir. O yüzden bence sanatsever insanların bu sanat aşkın ruhunu öldürmemek lazım bir. İkincisi o kadar güzel ifade ettiniz ki zorluklardan bir tanesi dikkatimi çekti. Ya ne işim var benim atölyede hapsolup kaldım buraya başka bir şey yapsaydım daha iyiydi diye düşünürken dışarıdayken de ya ne yapıyorum burada atölyede olsaydım da resim yapsaydım dediğiniz ikilem arasında yaşıyorsunuz. Bu ne kadar güzel bir anlatım böyle. Evet, teşekkür ederim. Şimdi buyurun. Söylemek istediğim şey var dinleyebilirim. Bu işi yapıyorum. Sanata olan ilgim zaten küçük yaşlardan itibaren başladı. Renkler veya desenlerle birlikte desenleri duyarlılığımla birlikte işte eğitim hayatımla birlikte gelişti. Benim böyle vurgulayacağım özelliklerimden bir tanesi de azimliğimdir her zaman. İşte inandığım bir yolda sonuna kadar mücadele etmeyi sürdürmeye çalışıyorum. Bu arada bizim mesleğin geleceğiyle ilgili biraz bahsetmek istiyorum. Yani Türkiye'de veya dünya genelinde her şey yavaştan bir online sistem platform içerisine girmeye başladı. Bu kısım birazcık beni ürkütüyor diyebilirim. Yani sanat eseri izleyiciler arasında kurulan o bağ dijitalde ne kadar etkili olur o bir soru işareti olarak aklımda bu arada. Evet, yani bu Metaverse'ün hayatımıza girmesiyle, gerçi çok olarak yani hani böyle tam anlamıyla girdi diyemem ama işte böyle dediğiniz gibi dijital çizimlerin bilmem kaç liralara falan böyle satılıyor olması, şimdi ressam olarak yani şimdi orada dijital resimler dünyanın parasına satılırken NFT'lerden bahsediyorum. Yani hani o sadece bir çizim değil elbette ama yani bir ressam düşünür ki yani şimdi oldu mu yani derdim ben bu kadar bu işin ilmini biliyorum, bu kadar okumuşum, dereceler elde etmişim. Şimdi bu kadar parayı ben hiç hayatımda görmedim. Şu dijital dünyaya bakın. İnsanlar iki tane bir şey yapıyor orada ve onu ne kadar büyük paralara satabiliyorlar diye. İşte dijital dünya dediğimiz ve insanı biraz da ürküten, biraz da işte böyle canını sıkan tarafı bu olsa gerek diye. Değil mi? Bu arada hedeflerimden de birazcık bahsedeyim. Hedeflerimin arasında şey var. Başarılı bir sanatçı olmak bu arada. Başarılı bir akademisyen olmak. Bu anlamda işte beni motive eden konulara da biraz değinmek istiyorum. Yani kişinin estetik algısı, onun yaratım süreci de başlıca özelliklerden birini oluşturmakta. Kişinin sanatsal yaratımı da işte estetik algısının bir göstergesi aslında. Sanat motivasyonu ise işte kişinin sanat etkinliklerini gerçekleştirmeye istek duyması, bu isteği, ilgiyi etkinlik boyunca sürdürmesi, keyif alması ve oradan çıkan üründen haz alma süreci, sanat motivasyonu, sanat yaratım sürecinin başlamasında ve devam ettirmesinde temel itici gücü o gücü haline gelir. Sanat yaratımının oluşumunda da işte onu ortaya çıkaran figürün sanat motivasyonu, estetik algıya ve faaliyete sahip olmasından geçer. Bu arada benim de birçok başarım mevcut. Yani ama böyle başarılarımdan da en önemsediğim başarılarım öğrencilerim, üniversiteye hazırladığım öğrenci grubumdaki öğrencilerimde bir izi bırakıp onları hayata atılmalarına vesile olabilmek. Öğrencilerimin hayatına yön veren
üniversitelerin özel yetenek resim sınavlarında başarılı olup işte kariyerlerine attıkları ilk adımda böyle vesile olmak diyebilirim. Çok güzel açıkladınız. Ben de soracaktım zaten. Başarı aslında sizin için neyi ifade ediyor? Herkese göre farklı şeyler ifade eder. Sizin için de bir insanın hayatına dokunmak, ileride sizin vesilenizle çok güzel şeyler yaptığını görmek, duymaktır diyorsunuz ve çok da güzel. Sizin motivasyonunuzun hep devam etmesini istiyorum ki böyle başarılı bir insanın, derecelerle bu işi yapan bir insanın, çok başarılı küratörlükler yapan bir insanın çok fazla kişiye daha ilham olması gerektiğini düşünüyorum. Peki sizi izleyen, böyle hani bu işe ilgi duyan, ressamlığa ilgi duyan, resim öğretmeni olmak isteyen ya da belki de ya ben de özel bir ders alsam da hani böyle atölyeme girsem, kendim bir şeyler çizsem, ne güzel anlattı Hicret Hanım diyenlere neler söylemek istersiniz? Yani ressamlık aslında meslek olarak eğer seviyorsanız, yani sanata tutkunuz mevcutsa tabii ki güzel mesleklerden bir tanesi. İzleyicilerle buluşmak, üretimlerinizi izleyicilere sergileyebilmek, onlarla bir iletişim haline girebilmek tabii ki de güzel. Peki son olarak da ilk başta söylediğimi sormak istiyorum size. İyilik ve Sanat Derneği Mardin elçisisiniz. İyilik ve sanatı bir arada nasıl görüyorsunuz? Bu elçiliğinizde neler yapıyorsunuz? Biraz kısaca bundan bahsedelim, toparlayalım ondan sonra. Yedi bölgeden sanatçılar İlkçi Sanat Derneği vesilesiyle seçildi. Ben de Mardin sanat elçisi olarak İlkçi Sanat Derneği'ni temsil ediyorum Mardin'de. Mardin'deki kadın sanatçılarımıza bu anlamda eğitimler verdim. Bu anlamda onları desteklemeye çalışıyoruz. Mardin'deki projelere imza atmalarında yardımcı olmaya çalışıyoruz dernek olarak kültür politikaları adına. İlkçi Sanat Derneğimizin kurucusu Selim Bozkurt'a da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Onun vesilesiyle birçok kadın sanatçıya desteklerinden dolayı Mardin'deki kadın sanatçılarımızın görünürlüğünü arttırmaya vesile olmuştur dernek olarak. Ve onları İstanbul'da ve yurt dışında sergilerde veyahut projelerde yer vererek görünürlüklerini arttırmıştır. Çünkü Mardin biraz daha kısa, bu anlamda sanatsal anlamda sergileme alanı olarak kısıtlı bir alan. Bu destekleri sayesinde derneğimizin birçok kişiye ulaşma imkanı tanıdık diyebilirim. Harika. Son olarak sizlere de neler söylemek istiyorum? Mesela izleyicilerde bu sanatsal anlamda karşılaştırmalardan vazgeçmeleri gerektiğini söylüyorum. İşte her zaman bazı şeylerin diğerlerinden daha iyi olması veyahut diğer insanların da daha kötü olabilme ihtimalimiz mevcut. İkisinde de işte bir yerde durmak bizi bir yerlere götürmez. Ondan dolayı gelişmekte olan bir sanatçı olarak işte kendinizi kariyerinizde biriyle fazla emek sarf etmiş biriyle karşılaştırmak sizin kreatif özelliğinizi boğabilir. Ve işinizi yeni başlayan birisiyle karşılaştırmak belki sizin bu alanda büyümenizi engelleyebilir. Başka birinin yanında nasıl durduğunuza odaklanmak yerine bu enerjinizi kendi üretimlerinizde harcamak en doğrusu. Aynı zamanda mükemmeliyetçilikten de vazgeçmek gerekiyor bence bu alanda. Yani başarısızlık korkusuyla el ele giden işte her şeyi mükemmel yapma ihtiyacı saplantı haline gelebiliyor sanatçılardan. Genellikle başarısızlıktan korkuyorlar sanatçılar. Bu anlamda burada ironi olarak söylüyorum tabii. O zaman orada hiçbir şey ortaya koymamak gerekiyor. Büyümenin tek yolu işinizi halka arz ederken sanat kariyeriniz boyunca muhtemelen başarısız olacaksınız tabii ki. Bunu siz nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Geri gel zaman hibe almayacaksınız, destek almayacaksınız. Başarısız bir şovunuz olacak, performansınız olacak. Veyahut gerçekleşmeyen harika bir fikriniz olacak. Bunun rahatlatıcı yanı işte diğer herkesin de öyle olacak olmasıdır bazen de. Beceri, yetenek, eğitim, web sitesi veya ifade etmek işte gerekirse mükemmel olmasına
gerektiği inancı her zaman sizi öne taşımak yerine bazen de yerimize saymaya sebep olabilir. Bir de övgü ihtiyacı, nasıl anlaşılardı bir övgü ihtiyacı isteği mevcut. Bundan da bence vazgeçmeleri gerekiyor. Yani herkesin işinizi sevmesini isteyebilirsiniz ama ancak bu olmayacak. Ve aslında işinizi herkesin beğenmesi daha kişisel, bireysel olarak ele alınmalı. Kendinden şüphe duymamalı bu anlamda. Kesinlikle bir rol oynuyor bu durum. Ancak herkesin tekniğinizi veya konunuzu sevmeyeceğini bilmek güçlendirici olabilir. Bu sorun değil, bunu sorun olarak ele almamaları gerekiyor. Bunu daha da sizin işleyicilerinizdeki üretimlerinizi güçlendirmesi gerekiyor. O kadar güzel şeylerden bahsettiniz ki son kısımda, sanata heves duyan, ilgi duyan ve yazmak isteyen, müzik yapmak isteyen, resim yapmak isteyen pek çok kişiye çok güzel şeyler söylediniz. Niye? Çünkü o zaman dediniz ortaya koyamayız. Eğer sanat hakkında, yaptığımız işler hakkında eleştirilerin çok yoğun ve kötü olacağını düşünürsek. Ve dediniz ki bu sizi ilgilendiren bir şeydir ve siz yolunuza devam etmelisiniz. Herkesi memnun etmeniz mümkün değil, herkesle aynı olmanız mümkün değil. Çünkü bu şeye benzer, mesela şeftali seviyorsunuz, başkaları şeftali sevmiyor. Siz şeftali yemekten vazgeçer misiniz, değil mi? Böyle bir şey olmayacağına göre siz yapmak istediğinizi kesinlikle yapmalısınız. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Çok güzel, çok aydınlatıcı, çok destekleyici bilgiler verdiniz. Hicret, Ayaz, İpek. İyi ki katıldınız. Teşekkür ederim. Başarılarınızı devam ediyorum. Küratörlükte, resim öğretmenliğinde, dernekteki faaliyetlerinizde, özel hayatınızda başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi bugün Mardin'deydik. Bir ressamla ve onun yaptıklarıyla ilgili olarak size aktardıklarını biz de size ulaştırdık. Görüyorsunuz ki aslında sanatla ilgilenen herkesin yapmaya çalıştığı, evet, güzellikler var. Herkes tarafından beğenilmektir sanat aslında yapılırken. Sanat halk içindir aynı zamanda. Çünkü insanlar bunun güzel olduğunu duymak isterler ama herkesi memnun etmenizin mümkün olmadığı bir dünyada bunu ya yapacaksınız ya da yapmayacaksınız. Yapmamak tamamen aslında kendinize yaptığınız bir kötülüktür. Yapacaksınız, mutlaka sizi destekleyen, motive eden, güzel sözler duyacağınız anlar gelecektir ve onlar sizi daha iyiye taşıyacaktır. Siz kendinizle yarışmalısınız. Daha iyisini, daha güzelini yapmak için size hoş gelen şeyleri yapmalısınız. Çünkü sanatın iyileştirici bir gücü olduğuna da inanmalısınız. Çünkü hep söylerler ki hayatın koşturmacasında size iyi gelen bir şey bulmalısınız mutlaka. Hani o sosyal medyada sürekli bir şeyler üzerinde gezinirken harcayacağınız zaman içerisinde kendinize seçeceğiniz bir sanatsal faaliyette onda iyi olmayı deneyerek ve ilerleyerek aslında bu iyileştirici gücü kendinizde bulursanız günün yorgunluğunu da üstünüzden atarsınız. İnsanlara daha tahammüllü olabilirsiniz, daha iyi bir insan olabilirsiniz, daha güzel bir insan olabilirsiniz ve herkesten farklı bir yeteneğiniz de olmuş olabilir. O yüzden sanatın iyileştirici gücüne inanalım diyorum ve yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum bizi izlemeyi tercih ettiğiniz için. Hayatta her şeyin gönlünüze göre olmasını dilerim. Sizleri çok seviyorum. Görüşünceye kadar hoşçakalın.